İran gerçekten uzayda ABD'ye ait Starlink uydularını vurmuş olabilir mi? Günlerdir gündemde İran'daki olaylar var. İlk etapta gündemimiz başkaydı ve bu konuya yönelemedim. Sonra da artık her açıdan konuşuldu konu ve bir türlü özel bir bakış açısı sunabileceğim bir açı yakalayamadım. Sonra dün bir haber çıktı karşıma. İran Starlink uydularını mı vurdu? Yani İran uzayda uydu mu vurdu? Starlink İran'da kullanılamayınca böyle bir haber çıktı. İlk önce güldüm haberi ve sonra kanalların bu konudaki programlarını izlerim. Yani genel olarak konu Starlink'ti ve programlar resmen kabus gibiydi. Dinlerken kulaklarım kanadı. Uzmanlar çıkmışlar konuşuyorlar ve Starlink'i uydudan açınca telefondan direkt bağlanılabilen bir sistem zannedeni mi ararsın? İran'ın uzayda uyduları vurarak büyük savaşı başlattığını iddia edeni mi ararsın? Ne ararsan var. O programları izleyince bu konuyla İran meselesine başlamanın mantıklı olduğuna karar verdim. Ve kafa karışıklıklarını gidermek için bu videoyu hazırladım. Bugün Starlink'e ve İran'da aktif hale getirilmesine odaklanıyoruz. Aslında biraz da İran'ın Starlink'i de engellemeyi başarmasına odaklanıyoruz. İran bunu nasıl başardı? Nasıl oldu da Elon Musk'la Trump'ın ortak hamlesini hem de bu kadar yüksek teknolojili bir hamleyi savuşturabildi? Yoksa gerçekten uzayda ABD uydularını vurmuş olabilirler mi? 28 Aralık sabahı İran'da sıradan bir gün gibi başlayan saatler ülkenin kaderini değiştirecek bir kıvılcımla bölündü. İlk görüntülerde sadece birkaç yüz kişilik bir kalabalık vardı. Ellerinde pankartlar, dillerinde tek bir cümle hayat artık yaşanamaz hale geldi. Ama bu bildiğimiz türden bir protesto değildi. Bu sadece ekmek ya da benzin fiyatı ile ilgili bir öfke patlaması da değildi. O sabah Tahran sokaklarında yükselen ses İran'da yıllardır biriken daha derin bir huzursuzluğun ilk dışa vurumuydu. Olaylar aslında bir ekonomik isyanla başladı ilk başta. Protestocular ekonominin düzelmesi için sokaklara çıkıyorlardı. Ama sonra provokatörler devreye girdi. İran'ın da yanlış müdahalesiyle ortalık bir anda yangın yerine döndü. Günlerdir İran yanıyor ama yangının büyüklüğünün Net bilmiyoruz. Çünkü İran dünyaya kapandı. Aslında ilk başta insanlar taleplerinde haklılardı. Her yıl 100 milyar doları dışarıdaki vekil güçlerine aktarma. Bizim hayat standartımızı yükselt diyorlar. İran her yıl 100 milyar dolar civarı bir parayı Lübnan, Suriye Irak ve Yemen'deki vekil güçlerini aktarıyordu. Ekonomisi bu kadar batık bir ülkeye hadi saçmalı deseniz bunu yapardı muhtemelen ama neyse şimdi işin bu boyutuna odaklanmayalım. İsterseniz protestoların arka planını başka bir gün konuşuruz. Bugün odak noktamız işin kontrolden çıktıktan sonraki kısmı. Sahaya vandallar inip İran devleti de gereksiz sertliğe başvurunca ortalık karıştı. Göstericiler de daha çok sosyal medya ağları üzerinden organize oldukları için İran ülkede internetin fişini çekti. Sonra olaya Trump dahil oldu. Elon Musk'la bir olup İran'daki halka Starlink Starlink erişimini açtık dediler. Ama kısa sürede internet yeniden gitti. Zaten kısıtlı bir topluluk ulaşabiliyordu. O da kesildi. Ve bugün konumuz olan soruya kadar geldi iş. İran Starlink uydularını uzayda vurdu? Şimdi öncelikle odaklanmamız gereken bir nokta var. O da Starlink internetinin çalışma şekli. Çünkü baştan şunu belirteyim. Elon Musk ve Trump kocaman bir blöf yaptılar. Bizim televizyonlara çıkan uzmanlarımızın bile zannettiği gibi Starlink öyle uydudan aktif et. Yerde insanlar telefondan Wi-Fi ağına bağlansın ve internete erişimleri olsun gibi bir olay değil. Büyük bir blöf ve şov yaptılar dedim. Çünkü Elon Musk Starlink'i İran'da aktif etti cümlesi dünyada kulağa bir kurtarma operasyonu gibi geliyor. Devlet kabloları kesse bile uzaydan gelen internet sayesinde halklar susturulamayacaktı. En azından anlatılan hikaye buydu. Ama işin teknik tarafı bu kadar romantik değil. Starlink'in çalışması için çok somut, çok fiziksel bir şeye ihtiyaç var kullanıcı terminali yani o meşhur uydu anteni. Bu anten küçük bir çanak gibi. Elektrik ister, açık gökyüzü ister, modeme bağlanır ve anca ondan sonra uydularla şifreli bir bağlantı kurar. Bu olmadan Starlink uyduları üzerinden akan veri protestocu için hiçbir şey ifade etmez. İşte bu yüzden asıl soru şu. İran'da gerçekten bu terminallerden var mıydı? Teorik olarak evet olabilir. Çünkü bu cihazlar artık eskisi kadar büyük değil. Bir valizin içine sığabilecek. Hatta bazı modelleri pizza kutusu kadar küçük. Irak, Afganistan gibi uzun ve zor kontrol edilen sınırlardan kaçak sokulmaları teknik olarak mümkün ama pratikte bu iş son derece riskli. Çünkü bu antenler çalıştığı anda sinyal yayarlar. O sinyal devlet tarafından tespit edilebilir. Yani Starlink kullanan biri internete girerken aynı zamanda yerini de ifşa etme riski taşır. Bu gizli bir cep telefonu değil. Açıkça gökyüzüne bağlanan bir verici gibidir. Dolayısıyla Starlink İran'daki protestocular için bir mucize değil. Ancak çok sınırlı, çok riskli ve çok dar bir iletişim penceresi olabilir. Peki İran Starlink ki durdurmak için uzaydaki uyduları vurdu iddiası ne kadar doğru olabilir? Bu cümle çok etkileyici ama aynı zamanda son derece yanıltıcı. Çünkü bu iddia uzayın nasıl çalıştığını, uyduların ne olduğunu ve bir devletin neleri gerçekten yapabileceğini bilmeyenler için yazılmış bir bilim kurgu senaryosu. İran'ın Starlink uydularını gerçekten vurmuş olması neredeyse imkansız. Bir Starlink uydusu yaklaşık 550 kilometre yükseklikte saatte 27 bin kilometre hızla dünyanın etrafında döner. Bu bir hedefi değil. Hipersonik hızda hareket eden ve sürekli yer değiştiren uzaydaki bir iğneyi vurmak demek. Böyle bir şeyi yapabilmek için anti-satellite weapon yani ASAT adı verilen uzayda hedef takibi yapabilen, kendi radarına ve yönlendirme sistemine sahip son derece gelişmiş silahlara ihtiyaç var. Bugün dünyada bu teknolojiye gerçekten sahip olan ülkeler ABD, Rusya ve Çin. İran bu listede yer almaz. İran'ın roketleri, balistik füzeleri ve hatta uydu fırlatma kabiliyeti var ama aktif olarak uzaydaki bir uyduyu avlayabilecek küresel sensör ağına, uzay radarlarına ve hassas güdüm sistemlerine sahip değil. Diyelim ki İran böyle bir teknolojiye mucizevi şekilde sahipti. Yine de Starlink'i durdurması mümkün olmazdı. Çünkü Starlink klasik bir uydu sistemi değil binlerce küçük uydudan oluşan bir sürü bugün yörüngede binlerce starlink uydusu var ve her biri ucuz küçük ve kolayca değiştirilebilir yapıda. Bir uydu vurulduğunda sistem çökmez. O boşluk anında başka bir uyduyla doldurulur. Bu nedenle 10 tane ya da 20 tane uyduyu vurmak okyanusa taş atmak gibi. Starlink'i gerçekten devre dışı bırakmak için binlerce uyduyu sürekli olarak yok etmek gerekir ve bunu bugün dünyada hiçbir ülke ABD bile yapabilecek kapasiteye sahip değil. Peki o zaman Starlink neden İran'da çalışmadı ya da çalışamadı? İşte burada gerçek savaş alanı uzay değil, yeryüzü. İran uyduları değil, Starlink'in çalıştığı noktayı hedef aldı. Bununla da elektronik harp yani jamming ve yön bulma. Hatta burada Çin'den de yardım aldığı söyleniyor. Starlink anteni açıldığında gökyüzüne güçlü bir radyo sinyali gönderir ve ben buradayım der. Bu sinyal uydulara gider ama aynı anda yeryüzündeki askeri dinleme sistemlerine de ulaşır. Ülkeler de ülke geneline yayılmış radyo dinleme istasyonları, spektrum tarayıcıları ve elektronik harp araçları kullanırlar. Bir Starlink terminali çalıştığı anda bu sistemler sinyalin geldiği yönü ölçer, birkaç noktadan kesiştirir ve antenin bulunduğu yeri metreler hassasiyetinde tespit edebilir. Bundan sonra şey Birincisi İran o bölgeye güçlü bir parazit sinyali göndererek Starlink anteninin uyduyla kurduğu bağlantıyı bozar ve böylece terminal gerçek veriyi alamaz ve internet kesilir. İkincisi ise güvenlik güçleri sinyalin geldiği binaya, çatıya ya da eve giderek anteni fiziksel olarak ele geçirir veya imha eder. Yani İran'ın yaptığı şey uzaydaki uyduları vurmak değil, yerdeki antenleri susturmak. Bu hem çok daha ucuz hem de çok daha etkili. Sonuç olarak Starlink İran için tehlikeli. Çünkü devletin internet üzerindeki kontrolünü bypass eder. Ama Starlink de bir mucize değil. O antenin elektrik alması, açık gökyüzüne bakması ve en önemlisi sinyal yayması gerekir. Sinyal yaydığınız anda görünür hale gelirsiniz. İran'ın yaptığı şey uyduları kovalamak değil o sinyali yakan insanları bulmak. Ve bu uzaydan füze atmaktan çok daha kolay ve çok daha gerçekçi bir yöntem. Yani kısacası televizyonlarda güzel bir bilim kurgu hikayesi anlatılsa da gerçek bundan bir hayli farklı. Allah'a emanet olun.